Dün 44.869 kişi daha koronaya yakalandı, 160 kişi ise hayatını kaybetti. Yerli aşı Turkovak'ın omikrona karşı koruyuculuk sağladığı açıklandı. Hızla yayılan varyanttan korunmak için tedbirlere uyulması ve hatırlatma dozu yaptırılması çağrısı yinelendi. Enflasyon son 19 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yıllık enflasyon TÜİK'e göre %36, ENAG'a göre ise %83 oldu. Artış gıda fiyatlarında %44 olarak açıklandı. TÜİK, üretici fiyat endeksinin de %80'e çıktığını duyurdu. Muhalefet enflasyon verisi üzerinden hükümete yüklendi. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, iktidarın 85 milyon üzerinde yaptığı ekonomi deneyi ülkemizi uçuruma sürüklüyor dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Vela Baba ise Ocak ve Şubat'ta zam tsunamisi yaşayacağız ifadesini kullandı. Dünyaca ünlü bir değerlendirme kuruluşu Türkiye'de enflasyonun %40'ın üzerine çıkacağı öngörüsünde bulundu. %14'lük faizin TL'deki kaybı engelleyemeyeceği uyarısında bulunan şirket, faizlerin sert şekilde yükseleceğini not etti. Sigara ve alkoldeki %47'lik ÖTV artışı ürünlere zam olarak yansıdı. Farklı markaların sigaralarına paket başına 4 lira zam yapıldı. Alkolde de yüksek oranlı zamlar dikkat çekti. Bedelli askerlik ücreti 43 bin liradan 55 bin 500 liraya yükseldi. Bir zam da yüksek hızlı tren biletlerine geldi. Devlet Demiryolları, YHT ulaşımının bugünden itibaren %20 zamlı olacağını duyurdu. Sanayiciye şeker satışı durduruldu. Türk Şeker'e ait 15 fabrikada üretilen şekerin sadece Tarım AŞ'ye verileceği öğrenildi. Tarım AŞ'de aldığı şekeri raf fiyat garantisiyle vatandaşa satacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşlarının enflasyon farkıyla birlikte %30 artacağını söyledi. En düşük emekli maaşının ise 2500 liraya çıkarıldığını kaydetti. Enflasyon için üzgünüz mesajı veren Erdoğan, artışın sebebini pandemiye ve artan dövize bağladı. Akşener ve Kılıçdaroğlu Mersin'den seçim çağrısını yineledi. CHP lideri sandık bugün olmazsa yarın gelecek derken İYİ Parti lideri ise 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak şeklinde konuştu. Enflasyona değinen iki lider sorumlu Erdoğan ve ucube sistemdir vurgusu yaptı. Çoğunluğu HDP'li isimlerden oluşan 28 milletvekilinin dokunulmazlığına dair Cumhurbaşkanı tezkereleri Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Aralarında HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ın dosyasının da bulunduğu tezkereler karma komisyona havale edildi. Gaza yapılan zam halkı sokağa döktü. Kazakistan'da %50'lik doğalgaz zammı sonrası halk geç saatlere kadar eylem yaptı. Protestoların sürmesi bekleniyor.